Sevgili seyirciler, konuğumuz Sayın Serdar Savaş bizlerle birlikte. Serdar Bey, hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi pazarlar. Teşekkür ederim. Şimdi ben önce tabii sağlıktan, COVID'den başlamak istiyorum. Neredeyse bir sene olacak hocam, evlere hapsolduk. Yani sınırlı hareket edebiliyoruz. Zaman zaman işte bunlar deliniyor vesaire ama geldiğimiz nokta hakikaten çok vahim. Türkiye açısından, dünyada da öyle ama yeni önlemler alınıyor. İşte kapatmalar var. Türkiye bu konuda bir adım atamıyor. Ekonomik koşullar malum. Şimdi aşının bulunduğuna ilişkin güzel bir haber aldık. İki Türk ama yurt dışında yaşıyorlar. Bize bir faydası olacak mı? Prosedür nedir? Buradan başlamak istiyorum. Umarım iyi bir haber verirsiniz hocam. Biraz zor iyi haber vermek. Öncelikle ben tabii bu iki bilim insanıyla onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Her ne kadar onların yaptığı çalışmaların arkasında Türkiye değil Almanya varsa da ve her ne kadar onlar Almanya'da yetişmişlerse de, Almanya'da araştırma yapmışlarsa da sonuç olarak bu topraktan giden insanlar. Demek ki insanlarımızın potansiyeli var. Ülkemiz potansiyellerin ortaya çıkmasına izin vermediği için ancak yurt dışında gelişiyorlar, yurt dışında çiçek açıyorlar. Bununla dahi gurur duyuyoruz. Ama gönül ister ki Onur Şahinler, efendime söyleyeyim şeyler, Aziz Sancarlar ülkemizden çıksın. Bunu söyledikten sonra tabii ki bu aşı etkililiği yüksek, yan etkileri az, koruma süresi uzun olan olması gerektiği gibi bir aşı olarak görünüyor. Ama bu aşının üretimiyle Amerika'nın verdiği siparişin karşılanmasıyla arkasından 300 milyon doz Avrupa Birliği'nin verdiği siparişin karşılanması Türkiye'si maalesef kaynağının olup olmayacağı, parasının olup olmayacağı. Bir de Türkiye'ye uluslararası ilaç şirketleri artık sıcak bakmıyorlar çünkü alacaklarını alamıyorlar. Bundan dolayı da inşallah bu aşıyı üreten firmalardan satın alma gücümüz olur. Ama benim en iyi tahminim, daha evvelden de bundan 7-8 ay önce de yapmış olduğum tahmini tekrar edeceğim. 2021'in yazında bu aşı bize ulaşmaya başlar. Tabii aşının bize ulaşmaya başlaması da sorunun bittiği anlamına gelmez. Çünkü bu aşının milyonlarca insana yapılması, uygulanması lazım. O da önemli bir süre ihtiyacı gösterecek. Demek ki özet olarak biz içinde bulunduğumuz bu günlerde aşıdan, ilaçtan vesaire medet ummayacağız. Biz yine hükümetten de medet ummayacağız. Çünkü başından beri söylenen hiçbir doğru işi yapmadı. Ve maalesef ben hep haklı çıktım, üzülerek söylüyorum. Kasım ayında Türkiye'de hastane yatağı kalmayacağını sanıyorum size söylemiştim. Evet, hocam. Birkaç ay önce maalesef o noktaya da geldik. Ama şu andaki Aralık ve Ocak ayına göre iyi günlerimiz. Bunlar daha da yükselecek vakalar. Bu kapanma meselesini izah edeyim. O konuda çünkü konuşan insanlar ya konuyu bilmiyorlar veyahut da eksik bilgi veriyorlar. Kapanmanın bu hastalığın önlenmesinde artık hiçbir etkisi yok. Sıfır. İlk benim söylediğimde, Mart Nisan ayında söylendiğimde kapanıp eve kapan, sürveyans yap, test yap, vakaları bul ve bu stratejisi uygulansaydı bir etkisi vardı. Şu anda kapanmanın tek bir faydası var. Hastaneler doldu. Yoğun bakım yatakları doldu. Hastane koridorları doldu. Şimdi hastanede yatak boşalsın diye İnsanlar yoğun bakımın dışında bekliyorlar veya evlerine gönderiliyorlar. İşte kapandığımız zaman yoğun bakımdaki insanların bir kısmı iyileşecek, bir kısmı yaşamını kaybedecek, yoğun bakımda yatak açılacak. Ondan sonra tekrar dışarı çıktığımız zaman tekrar onlar dolacak. Yani hastalığın azalması değil,
sadece geciktirilerek yoğun bakım yataklarının boşalmasının sağlanmasına yönelik bir adımdır kapanma meselesi. Ama benim aylar evvel söylediğim kapanma ise hastalığı yok etmeye yönelik bir stratejiydi. Şu bu anda Türkiye için mi böyle hocam? Yoksa başka ülkelerde de kapanmalar yaptı. Onlar için de mi aynı şey söz konusu? Bütün dünya için böyle. Bütün dünya için böyle. Anladım. Gerçekten çok vahim. Şimdi Sayın Ekrem İmamoğlu dün açıklamalar yaptı. Yani Türkiye'de verilen genel kayıp sayısının çok çok üzerinde İstanbul'da sadece kayıp var. Hakikaten bir yandan da tabii ta başından beri bu sürecin şeffaf yönetilemediğiyle ilgili, şeffaf açıklamalar yapılmadığıyla ilgili zaten insanlar huzursuz. Yani nasıl bir şey yaşıyoruz? Vehameti nedir? Bunları saklayarak belki işte daha da vahim bir duruma geldik ne yazık ki. Nisan ayının 7'sinden beri ben verilen ölüm rakamlarının ve hasta rakamlarının yanlış olduğunu söylüyordum. Bana abartıyorsunuz, yalan söylüyorsunuz filan diyorlardı. Şov yapıyorsunuz diyenler vardı. Şimdi bunlar ortaya çıktı. Yani açıklanan rakamların onlarca katını alırsak eğer gerçek rakamlara yaklaşabiliriz. Bunlar zamanında işte yendik, bitirdik, açtık filan gibi yalan söyleyerek halkı kandırmak yerine halka doğrusunu anlatarak o zaman bir zedelenebilirlik duygusu yaratılsaydı toplumda, aman başıma gelirse ben ne yaparım diye etkili olurdu. Ama bunu yapmayıp hele hele YKS'de milyonlarca insanın hastalığı toplumun tabanına yaymasını sağladıktan sonra şu anda işte bu bahsettiğim tsunami'yi yaşıyoruz. Bir dalga geldi, yükseldi. Şu anda tsunami yükseldi. Bundan sonra daha da yükselecek maalesef. Evet. Onun için buradan dinleyicilerimize şunu söyleyeyim. Aman yani 4M diye anlatıyorum ben onu. Mekan, kapalı alanlara girmeyin, havasız alanlara girmeyin, kalabalık alanlara girmeyin. İkincisi müddet, böyle bir alana girmek zorunda kalırsanız çok kısa kalın, 3 dakikada 5 dakikada işinizi bitirip çıkmaya gayret edin. Dördüncü maske, mutlaka ağzınız ve burnunuz kapalı olarak maskenizi fasılasız, yalnız olmadığınız her ortamda maskenizi takın. Dördüncüsü de mesafe, maskeniz olsa dahi insanlarla aranıza 2 metreye yakın mesafe koyun. Bundan başka da yapacak hiçbir şey yok. Şu an için evet, vatandaşın yapabileceği bir şey yok. Hocam bütün bu gelişmelerle birlikte koronayla ilgili siyaset de hızla ilerliyor. Şimdi bu koronanın da etkisiyle ekonomik durum çok vahim biliyorsunuz. Örneğin bu aşının alınmasında bile yine karşımıza ekonomik koşullar çıkacak. Tabii bunun da temelinde aslında Türkiye'de var olan hukuksuzluk, artarak devam eden hukuksuzluk. Buradan yola çıkarak hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Adalet Bakanı hem de Numan Kurtulmuş'un açıklamalarını hatırlatayım ben. Sayın Erdoğan dedi ki hukuk ve ekonomide reform dedi. Biliyorsunuz yakın birkaç gün içinde damat bakan Albayrak veda etti. Yerine yeni bakan Lütfi Elvan geldi. Dolayısıyla şimdi deniyor ki siyasi çevrelerde ve kulislerde Cumhurbaşkanı Erdoğan kaybedeceğini anladı. Önümüzdeki dönem için işte Cumhur İttifakı'nın da giderek eriyen oyları var. Bunun için öne almaya başladı. Bir takım söylemler geliştirecek ve anayasa değişikliğiyle bir parlamenter sisteme geçiş olacak. Ne diyorsunuz bu konuyla ilgili? Ben bir defa buradaki teşhisin, tanının bir hekim diliyle konuşayım. Yanlış olduğunu görüyorum çok net bir şekilde. Şimdi yani şey miydi, damat mıydı? Türkiye'de hukukun önündeki engel, damat mıydı Türkiye'deki ekonominin önündeki engel, damat mıydı Türkiye'de parlamenter sistemin önündeki engel? Bunların hiçbir tanesi damat değildir. Damat bir neden değildi, damat bir sonuçtu. Peki bu damat neden apar topar bu görevden uzaklaştı, uzaklaşmak zorunda kaldı veya uzaklaştırıldı ve arkasından ortadan kayboldu? Bunların hepsi Amerikan seçimlerinin sonuçlarıdır. Joe Biden Trump'la, Trump'ın damadı ve RT'nin damadı arasındaki ilişkileri
gizliyordu. Kendisinin de Türkiye ile ilgili, RT ile ilgili elinde tuttuğu bilgileri de gizliyordu. Şimdi Biden bütün bunları açığa vuracağını ve Türkiye'ye karşı, daha doğrusu Türkiye'ye demeyelim çünkü Türkiye'ye karşı hiçbir laf etmedi Biden, Recep Tayyip Erdoğan'a karşı bütün bunları kullanacağını hepimiz gayet iyi biliyoruz. O nedenle o bağlantıların sahibi olan kişiler apar topar şimdi görevden uzaklaştırılmaya başlandı. Sistemden çıkmaya başlandı. Biden'ın Türkiye ile ilgili en önemli eleştirisi demokrasi eleştirisiydi. Türkiye'de insanların, siyasetçilerin, aydınların hapiste tutulmasıydı. Şimdi apar topar vay onları siz mi hapse attınız? Hiç haberimiz yok. Hangi savcı yapmış bunu? Bak 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 gibi bir takım köylü kurnazlıkları yapılıyor. Bunların hepsi Biden'dan ve Zerrab'ın ilişkilerinin açığa çıkacağı korkusundan kaynaklı hareketlerdir. Bunların arkasında bir samimiyet yoktur. Bunların arkasında bir dürüstlük yoktur. Bunların arkasında halkı düşünmek yoktur. Ha, bunlar manevralardır. Biden'a karşı manevralardır. Şirin görünme çabalarıdır. Biz etmek sen etme girişimleridir. Bir taraftan da halka şirin görünmedir. Ama iş işten geçmiştir. RTE çok talihsiz bir açıklama yaptı. Dedi ki Türkiye'nin kaderi AKP'ye bağlı. Böyle bir şey kesinlikle yok. Türkiye'nin kaderi ne AKP'ye bağlıdır ne RTE'ye bağlıdır. Kişilere veyahut da partilere bağlı değildir. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi milletin kaderi, milletin geleceği, milletin iradesine bağlıdır. Bu iradeye ipotek koyacak ne bir cumhurbaşkanı vardır, ne RTE vardır, ne de AKP vardır. Ve şu anda Türk gençliği son derece uyanık bir şekilde geleceğini hazırlamak konusunda kararlı bir duruş sergilemekte ve insanların hiç dikkatini çekmemesine rağmen Z kuşağı gümbür gümbür gelmektedir. Evet, bir yandan tabii bir takım araştırma ve istatistikler de var. O da bizim içimizi çok acıtıyor. İşte bu sözünü ettiğiniz gençlerin, yetişmiş olanların önemli bir kısmı Türkiye'den başka bir ülkede eğitim görme niyetinde. Gidenlerin çoğu geri dönmek istememekte. Bu da bizim içimizi acıtıyor ki çok. Kendi çevremizdeki gençler de keza öyle hocam. Türkiye'nin durumuna bakıyorlar, buradaki eğitimin durumuna bakıyorlar. Eğitimini bitirdikten sonra ne yapabileceklerine bakıyorlar ve tabii ki tercihlerini başka daha gelişmiş ülkelerde arıyorlar. Şimdi işte bu umudun tükenmesi ama biz bu umudun tükenmesine izin vermemeliyiz Lale Hanım. Ben en azından kendi adıma söyleyeyim, buna katiyen izin vermeyeceğim. Bu gençlerimizi tutacağız, bu gençlerimize sarılacağız, bu gençlerimize umut, enerji enjekte edeceğiz ve bu gençlerimizin Türkiye'nin gelecek vizyonunu oluşturmasını sağlayacağız. Gidenler de dönecek, kalanlar da mutlu olacak. Hocam peki şimdi bu sıcak siyasette bir tarafta Millet İttifakı, bir tarafta Cumhur İttifakı var, işte yapılan araştırmalar var. AKP'nin olası bir erken seçimde ve tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu parlamenter sisteme geçiş olsa bile sizce seçimi kazanmak için, ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı artık tüm Türkiye hepimiz çok iyi tanıyoruz, bir atraksiyon yaratabileceğini düşünüyor musunuz? Şöyle, her an atraksiyon yapar. Yani oyun tükenmez kendilerinde. Ama artık bizler bu atraksiyonlara karşı karnı doymuş bir milletiz. Bu numaralara, bu cambazlıklara karşı karnı doymuş bir milletiz. Şu anda İyi Parti üzerinden bir tezgah yapılıyor. Evet. Efendime söyleyeyim, CHP kendi içinden bölünmeye çalışılıyor vesaire. Fakat bu defa mesele AKP ve muhalefet ilişkileri meselesi değil. Şu anda Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu şey, Türkiye'de AKP ile muhalefet arasındaki tartışmaları anlamsız kılacak. Onların bütün bu gündem meselelerini tamamen ilgisiz kılacak, bütün bunların üstünde bir girişimin ihtiyacıdır. Şu anda benim ve benimle birlikte hareket eden gençlerin vizyonu budur. Biz artık bu kısır tartışmayla hiç ilgilenmiyoruz, hiç ilgilenmiyoruz. Çünkü söylenenlerin hiçbir tanesi ne muhalefet tarafından ne AKP tarafından
Türkiye'nin gelecek vizyonunu oluşturmaya zerre kadar katkıda bulunacak şeyler değil. Bunlar 21. yüzyılın ne siyaset mantığını, ne dijital dönüşüm mantığını, ne nanoteknolojik dönüşüm mantığını, ne genetik dönüşüm mantığını en küçük bir şekilde anlayamamış, hala 1980'lerin getirdiği politik anlayış içerisinde hareket eden, maalesef bilgisiz, maalesef dünya vizyonu olmayan, içine kapalık, dünyaya söyleyecek bir şeyi olmayan siyasetçiler. Artık Türkiye bu defteri Cumhuriyet'in 100. yılında kapatacak ve şimdi vizyoner, teknolojik bakış açısı olan, dijital demokrasiye geçişi sağlayacak olan, çevreci, yer kürenin değerini bilen bir vizyonla hareket edecek. Ancak bunu yaptığı zaman gerçekten Süper Lig'de oynayacak bir takım olacak. Bu olmazsa diye bir cümle kurmayacağım. Hiç kimseyi korkutmaya niyetim yok. Çünkü hiç kimse moralini bozmasın, bu olacak. Gümbür gümbür gençlerle beraber geliyoruz. Artık gençler Türkiye'nin kaderine el koydular. Evet, gençliğe yatırım yapmak mealen hakikaten belki Türkiye'nin geleceğini bu kurtaracak. Şimdi sıcak siyasete gene dönmek istersek, dönecek olursak çok ilginç şeyler, aslında tartışılan şeyler söylediniz. İyi Parti'nin bir oyunun içine çekilmeye çalışıldığı, işte muhalefetin de kendi içinden kopan bir takım yeni seçenekler doğurduğunu söylediniz. Bu hakikaten gündemde tartışılan konular bunlar söyledikleriniz. Sizce bunlar ileriye dönük bir yeni yapılanmaya yol açar mı? Yani Türkiye'de bir iki partili sistem mi oluşacak önümüzdeki dönemde? Muhalefet ve Cumhur İttifakı, sizin tek başınıza hareket ettiğinizi bir kere daha yinelediniz ama bir böyle bir, yani partilerin ortak bir noktada buluştuğu bir süreçten söz edebilmemiz mümkün mü? Belki siz de dahil olursunuz, belli olmaz hocam. Leyla Hanım, şöyle, şunu anlamamız lazım. Bu anayasa yürürlükte olduğu müddetçe artık partilerin hiçbir önemi yok. Sıfır. Sıfır. Hiçbir önemi yok. Onun için bu parti tartışması hala bu anayasadan önceki sistemin mantığıyla düşünme alışkanlığı içinde hareket eden insanların tartışması. Benim gündemimde parti hiç yok. Ne bir partiye katılırım, ne bir parti kurarım. Çünkü bu anayasa partileri o kadar önemsizleştirdi ki, şimdi partinin önemi şu: çıkartacağı cumhurbaşkanı adayı. Ben bağımsız cumhurbaşkanı adayı partisi seçilirsem partiyi ne yapayım? Parti ne işime yarayacak benim? İstediği kadar kim hangi partiyi kurarsa, mecliste ne olursa olsun. Çünkü mevcut anayasaya göre ülkeyi yönetecek kişi benim, partiler değil. Onun için işte efendim ikili partili sistem mi olur, çoklu, inanın bunları tartışmaya lüzum yok. Ben şey içerisinde, bu COVID içerisinde hükümetin verdiği rakamları daima o tablolara bakmadan tartışalım, konudan alakasız diyordum. Şimdi de artık partilere bakmadan tartışalım, konudan alakasız. Bence bu parti tartışmaları vesaire yine RT'nin gündemi işgal etmek için geliştirdiği şeyler. Biz bir tane başkan seçeceğiz arkadaşlar. O bir başkan bundan sonra belirleyici olacak ve şu anda RT'nin mevcut haliyle parlamenter bir sisteme geçiş yapacak bir anayasa değişikliği yapma şansı yok. Ben muhalefet partilerinde bu tuzağa düşmeyeceklerini ümit ediyorum. Niye böyle düşünüyorsunuz hocam? Bunun sinyallerini veriyor diyor birçok çevre. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu sistemden memnun olmadığını, bütün yükün işte bir anlamda ve yıpranmanın tabii hem siyaseten hem bedenen Cumhurbaşkanı Erdoğan üstüne kaldığı ve işte parlamenter sisteme geçişle ilgili bir takım çalışmalar için yanına destek aradığı söyleniyor. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan parlamenter sisteme geçmez mi sizce? Şöyle, ben zaten dikkat ederseniz cümlemde niyeti yok, isteği yok demedim. Gücü yok. Dedim. Gücü yok. Gücü yok. Öyle bir şeyi tek başına yapamaz. Böyle bir şeye hazırlanacak bir anayasa değişikliğiyle, abuk subuk bir anayasa değişikliğiyle gitmeye de muhalefet yeşil ışık yakmaz. Ya adam gibi bir anayasa hazırlanacak Türkiye'de, çoğulcu demokrasiyi sağlayacak, Türkiye'deki etnik farklılıkların çektiği eziyetlere son verecek, Türkiye'de
farklı mezheplerin çektiği ızdıraba son verecek, yoksulluğa son verecek, gençliğin önünü açacak, devletin ceberrut bir şekilde bireyin karşısında zalim bir hükümdar gibi hareket etmesini engelleyecek. Ya böyle bir anayasa, ki RT'nin hafsalasını bile almaz, rüyasında bile göremez böyle bir anayasayı. Öyle bir altyapısı yok, öyle bir birikimi yok, öyle bir kültürü yok. Demokrasinin ne olduğunu bilmiyor. Çoğulcu demokrasiyle çoğunlukçu demokrasinin farkını bilmiyor. Bir oy fazla aldım diye her şeyi yapacağını zanneden, buna da yürekten inanan bir arkadaşımız. Onun için onun dar vizyonuyla böyle bir anayasa hazırlanmaz. Onun dışında kendi hazırlayacağı yamuk yumuk bir anayasayı geçirmek için de muhalefetin bu tuzağa düşeceğini zannetmiyorum. Ha, eğer şaşırırsam çok mutlu olurum. Covid'de nasıl yanılmadım? Burada da yanılacağımı hiç düşünmüyorum. Ama yanılırsam, her ikisinde de yanılsaydım çok mutlu olurdum. Keşke Erdoğan'a etrafı insancıl bir vizyon, bir demokrasi vizyonu verebilseydi de biz bu günlere hiç yaşamasaydık. Eğer öyle bir anayasa değişikliği olursa ben de emirlerinde olurum. Emirlerinde koşarım, gece gündüz çalışırım. Ama hani kendisinin bir lafı var, fıtratında yok. Evet. Peki hocam, önemli bir şey söylediniz. Hani böyle bir şey olursa ben de seve seve koşarım dediniz. Diyelim ki iki soru soracağım size. Hem bu sözünü ettiğiniz, istediğimiz gibi bir anayasa değişikliği oldu ve gel sen de katıl bize çalış dendi. Veya olmadı, bu sistem devam etti şimdilik. İşte dedik ki bir Millet İttifakı, bir Cumhur İttifakı var. Millet İttifakı size çağrı yapsa, gel biz de destek ol, katıl, bizimle birlikte çalış dese, iki soruya da yanıtınız ne olur? Şöyle, böyle bir anayasal değişiklik, yani Türkiye'nin çoğulcu, katılımcı, parlamenter, özgürlükçü laik ve dijital demokrasiye geçişiyle ilgili bir anayasa çalışması olursa, ben şoförlükten çaycılığa, kanun yazıcılığından hangi yere derseniz üstüme düşen bütün görevleri yaparım. Çünkü ülkemin geleceği orada. Millet İttifakı meselesine gelirsek, Millet İttifakı'nın önemli olan AKP'ye veya RT'ye karşı olması değil benim için. Çünkü benim bugün oyum olsa ne AKP'ye veririm, Cumhur İttifakı'na veririm, ne Millet İttifakı'na veririm. Çünkü Millet İttifakı'nın getirdiği çözümler, getirdiği vizyon Türkiye'nin sorunlarını çözmeye yeterli şeyler değil. Yeterliyi bırakın, bir vizyon yok ortada. Ha, ama derlerse ki hocam gel bu vizyonu beraber oluşturalım, ha, emrederler. Hemen ben halkımın hizmetindeyim, emrindeyim. Benim için önemli olan hizmetin gerçekleşeceği, gençlerin geleceğinin parlayacağı bir sistemin kurulması. Onun için ben yararlı olacak her yerde varım ama boşa küre çekmeyecek kadar da deneyimli bir insanım. Evet, yani Türkiye'nin geleceği için, iyi bir geleceği için her türlü katkıya, yatırıma hazırım diyorsunuz. Tabii her zaman emrindeyim, halkımın da devletimin de. Ve hep öyle oldum. Bakın, bu AKP ilk iktidara geldiğinde bana dediler ki hocam bizim sağlık sistemi şeyimizi hazırlar mısınız? Ben o zaman Demokratik Sol Parti'deyim, bir muhalefet partisi üyesiyim. Tabii dedim, önemli olan sizin doğru işler yapmanız ve ilk aile hekimliği kanunu, sigortaların tek çatı altında toplanması, efendime söyleyeyim genel sağlık sigortanın çıkartılması, bütün bunlar benim hazırladığım sistemdir. Ama daha sonra o sistemden sapıldı, abuk subuk işlere gidildi. Yok şehir hastaneleri gibi bir icat çıkartıldı, tamamen lüzumsuz harcamalar, yanlış bir iş. Birinci basamak sağlık hizmetlerine aile hekimine önem verilmedi, popülist bir alana kaydı. Eğer o popülist alana kaymasaydı, ben muhalefette olmama rağmen onların sağlık konusundaki her türlü işini yapardım. Önemli olan benim halkıma hizmet olması. Hizmeti ben yapmışım, AKP yapmış, bilmem CHP yapmış, benim için hiçbir önemi yok. Ama onlar popülizme ve hukuk dışı,
gayri ahlaki yerlere yöneldiler. Memleketin parasını çarçur ettiler. Ben de bıraktım. Siz dedim popülizme yöneliyorsanız kusura bakmayın ben size destek vermem o noktadan sonra. Aynı şekilde benim için ne partinin önemi var, ne RT'nin önemi var, ne AKP'nin önemi var. Benim için gençlerimin ve ülkemizin geleceğinin önemi var. Ben yürekten verilecek bir hizmet varsa, samimiyetle bu ülkenin geleceği için çözümler aranıyorsa herkesin emrindeyim. Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Tekrar kolaylıklar diliyoruz size tüm çalışmalarınızda. Çok teşekkür ediyorum. Güzel pazarlar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Size de efendim saygılar. Hoşça sağ olun. İyi günler. Siyasi partiye gönül vermiş olursa olsun bütün hemşerilerimizin büyük bir teveccühüyle karşılanıyoruz. Gerçekten ben çok mutlu oluyorum. Bir yandan da sorumluluğum omuzumdaki yük de daha da fazla artıyor. Hiçbir zaman siyaset yapmadım. Belediyeye siyaset sokmadım. Belediye işi ayrı, siyaset ayrı bir şey.